Şimdi yanımda abim var. Bir de onun görüşlerini dinleyelim. Bakalım film hakkında neler düşünüyor. Merhaba arkadaşlar. Serhat zaten genel olarak kendi görüşlerini bildirdi. Araç kullandığım için kameraya bakamıyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Malum hepinizin bildiği gibi günümüzde şu anda dünyada bir salgın söz konusu. Bu salgın sebebiyle ülkemizde de eğlence sektörü, özellikle sinema sektörü, tiyatro sektörü kapalı durumdaydı. Yasaklar sebebiyle. 1 Temmuz itibariyle açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam sinemalar 1 Temmuz'da açıldı. Tabii ki insanlar hani sinemaya eskisi gibi rağbet etmeyecek. Bir de hani sinema kültürü ülkemizde belli başlı şehirlerde, belli başlı bölgelerde var. Hani yerleşmiş bir kültür yok. Yeşilçam'dan sonra bu furya biraz kayboldu. Bunda fiyat politikaları, yapımların gösterimi, zamanlaması gibi etmenler etkili oldu. Isparta'da da sinema açıldıktan sonra biz ilk geçen hafta değil sanırım ondan bir bundan bir yaklaşık, önceki cuma işte. Aynen yaklaşık 10 gün önce 28'inde işte, TNT'ye gitmiştik. Gayet bir güzel bir filmdi o. Şimdi de Disney yapımı Mulan ki çizgi filmini çizgi dizisini benim özellikle 90, 80 ve 90 jenerasyonu başlarına doğmuş olanlar hatırlayacaktır. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam ATV'de gösteriliyordu çizgi dizi Disney'in. Gerçekten çok güzeldi o dönemlerde. Çin'deki ki bir efsanedir Çin'de Mulan efsanesi. Ataerkil yapı dünyanın varoluşundan bu yana toplumlarda fazlaca yer etmiş. Ve hani kadınların yalnızca neslin devamı için evlenilen, ev işleriyle uğraşan bir nasıl diyelim varlık olarak görülmesi sebebiyle kadının Çin'de o dönem onurlandırma, aileyi onurlandırma görevinin sadece mutlu evlilik, sadık bir eş ve hani erkek evlat verme üzerinden kurulu olduğu bir düzenden bahsediliyor. Doğu Asya mitolojilerinde olduğu gibi abartılı sahneler filmde mevcut. Mulan'da işlenen ise bir kızın küçük yaştan savaşçılığa ve çiğ gücü diye geçiyor filmde. Yani doğaüstü güçler çeviklik sağlıyor, doğaya hükmetmesini sağlıyor. Bunu işleniyor filmde, çocukluğunu bahsediyor. Tabii ki diğer flashback filmler gibi, yani geriye dönüş veya hikaye başlangıcı olan filmler gibi hani çok detaylandırılmamış. Hani çocukluktan bir anda gençliğe geçiyor. İşte evlenme mevzusu filan. O dönemde cücenler denilen kötü barbar denilen barbar, dağlı. Benim şahsi tahminim Çin'in doğal düşmanı o dönemlerde, eski çağlarda bizim atalarımız olduğu için, Türkler olduğu için onları işlediğini düşündüm ben filmde. Kardeşime de söyledim. Zaten filmdeki cücenlerin şeyindeki liderinin ismi Börük Kağan. Yani Kağan isimleri, tipleri, giysileri, yani yaşadıkları yerler falan tamamen Türklerini yansıtıyor. İmparator'u da Jet Li oynuyor. Bir süper güçler yine filmde gösterilmiş. Film başlangıcında savaşa her aileden bir erkeğin çağrılması, Mulan'ın babasının daha önceki savaşlardaki kalan sakatlığı sebebiyle yine de onun gidecek olmasına Mulan'ın gönlünün razı olmayıp bir sabah erken saatte babasının gideceği saatte kılıcını, zırhını ve seferberlik emrini alıp gitmesi, kendini gizlemesi, yani erkeklerin arasında kalın olarak o sahneler biraz komik. İşte filmde hani spoiler vermek istemiyorum. İzlediğinizde siz de izlerseniz eğer komik olduğunu göreceksiniz. İlk birliğine katıldıktan sonra yaşadıkları orada sürekli gösterişleri ama söylediği yalan sebebiyle tam gücünü yansıtamaması, komutanın bunu fark etmesi, sonra hani bunu söylemesi ama hala onun kadın mı olduğunun farkına varmaması ta ki ilk savaşlarına kadar. Orada Serhat'ın dediği gibi hani biraz abartılı bir çığ sahnesi var. Yani çığın üzerinde atla seyrediyor arkadaşını, ya daha doğrusu aşık olduğu insanı kurtarıyor filan. Yani bu şekilde gelişiyor olay ve daha sonra filmdeki diğer cadı dedikleri kadınla, bu güçlere sahip kadınla karşılaştıktan sonra
Fuajun takma ismini kullanıyor. Sanki erkekmiş gibi babasının. Bunu o kadın şuriken atarak onu öldürüyor. Ama halbuki göğüslerini gizlemek için sardığı sıkı kuşak onu kurtarıyor. Ve bu şekilde Fuajun ölüyor ve Mulan olarak tekrar devam ediyor filmde. Ve bu sayede şey yapmış oluyor. Güçlerini ortaya çıkarmış oluyor. Tabii komutanı bunu gördüğü, bildiği için görünce doğal olarak bir genelek var, Çin geleneği. Kadın askere gidemez, savaşamaz. Oradan ihraç ediliyor, bir daha görürsem idam ederim diye. Tekrar olaylar gelişiyor. İmparatoru öldürüleceğini, suikast yapılacağını öğreniyor. Ve o şekilde imparatoru kurtarıyor. Onurlandırıyor ailesini. İmparator da bu şey davranışlandırıyor, ona teşekkür ediyor. Ailesine tekrar önünde yaşıyor. Yani filmin altyapısında yatan hani kadınların toplumdan dışlanmaması gerektiği, toplum içerisinde kadınların da belli bir yerinin olabileceği, yani film bunun üzerinden mesaj vermeye çalışmış. Yani Çin mitolojisinin dışında da bu mesaj, yani topluma, insanlara verilmesi istenen aileye bağlılık, dürüstlük, sadakat, cesaret, bunların yanında kadının da hani eğer becerisi, yeteneği varsa ve o yolda yönlendirildiğinde bir şeyler başarabileceğinin mesajı verilmiş. Yani biraz feminen bir yaklaşım da var filmde. Ama gerçekten Disney hani yapıtlarıyla, işte Tenet olsun. Disney miydi onun? Tenet Warner Bros. Warner Bros. Pardon, karıştırdım. Rakip firmanın. Rakip firmanın. Ama Disney'in gerçekten yapımları hani çok çok iyi. Hani harcanan para ve izlerken harcanan zamanın boşa gitmediğini gösteriyor filmler. Size hani kaliteli zaman geçirtiyor. Beğeneceğinizi umuyorum. Hani benim şimdilik hani görüşlerim bu şekilde. Tekrardan kardeşime sözü devrediyorum. Videoyu sonlandıracaksa veya başka bir şey söyleyeceksin. Kamerayı zaten bunu ben arkadaşlar ayarlayabilirsem birleştirmeye çalışacağım. Olmazsa iki parça atacağım. Önceden de yapmıştım. Bayağı beğenenler olmuştu. Şöyle kamerayı çevirirken kayıt ayvayıydı. O yüzden direkt böyle flashlı kapatacağım. Abim zaten kendi de dediği gibi araba sürdüğü için ben mecbur onun yanından tutuyorum ve geçtiğimiz yollarda bayağı sokak lambaları yanmıyor. Mecburen flaşı açtığım için de şu an şeyde Safari'de ışık görmüş zebra gibi oldum. Kaldım öyle. Videoyu da kapatayım arkadaşlar. Haftaya eğer bir sıkıntı olması, ki haftaya diyorum. Bu videoyu ben zaten büyük bir ihtimal yarın için atarım ve 2 gün sonraya dek gelecek. Biz çarşamba gidebildik dediğim gibi Mulan'a gecikmeden dolayı. 11'inde hemen hemen 5-6 yıldır artık yani yeter dediğimiz Yeni Mutantlar, The New Mutants filmi girecek vizyona Allah'ın izniyle inşallah. Normalde 2015'te çıkacaktı. O zaman olmadı, bu zaman olmadı, yok ertelendi, bilmem ne, yapıncıya bir şey oldu, oyunculardan biri hastalandı falan dediler. En son artık 2019'un sonu 2020'de kesin çıkaracağız dediler. Bir anda korona merhabalar dedi. Bir daha attılar yılın sonuna. O yüzden cuma günü bir sıkıntı olmazsa, bir gecikme olmazsa Yeni Mutantlara gideceğiz ve onun da tepki analiz videosu gelecek arkadaşlar kanalda. Oyun videoları zaten gelmeye devam ediyor. PES'lerdir, şeylerdir. Bütün hikaye tabanları zaten hızlıca geçtim ve elimde zaten eski videolarda dediğim gibi stoklar var. Hepsini tek tek atıyorum. Şu an zaten elimde 40 tane video var hazır. Farklı farklı oyunlardan hepsi. Sıra sıra atıyorum. Yine tekrar dediğim gibi bir sıkıntı olmazsa New Mutants'a gideceğiz ve 18'inde de ben haftaya diye, yani bu cuma diye yapmıştım ama tekrar kontrol ettim. 18'inde de yine bir sıkıntı olmazsa Warner Bros'tan Scooby-Doo, birçoğumuzun çocukluğunu geçirdi. Onun da yine aynı böyle Lion King'e dediğim gibi eşitleştirilmiş remake'i çıkacak. Scooby-Doo'ya da gideceğiz. Yani korona sonrası sinemalar bayağı güzel duruyor. Olabildiğince gideceğiz bakalım. Neyse abim bir şey diyecekmiş. Onun da tamam ben kapanışını işini yapacağız. Bu süreçte hani kardeşime kanalındaki içerikleri artırmak için bizim kendi fikirlerimiz var, sürprizlerimiz var. Özellikle ligler başlıyor. Futbol sezonu her ne kadar önlemli başlasa da hani bununla ilgili eğer talep olursa sağlık, siyaset, ekonomi üzerine sohbetlerim olacağı, yani diğer kardeşimizin moderatörlüğünde benim hani yorumlarımla
futbol, siyaset, ekonomi, sağlık veya farklı alanlarda oyunlar olur. Yine farklı sinema üzerine olabilir. Farklı şekilde bunların hani üzerinde videolar çekip yayınlamayı düşünüyoruz. İşte bunun için kamera alacağız. İlk etapta değil, kamera siparişini verdim ben. Kamera gelene kadar, şimdilik yine telefon alamayacağız. Kamera geldikten sonra tripodlu olacak tabii ki. Kamera geldikten sonra da bu yayınlara devam edeceğiz. Hani evde çekeceğiz zaten videoları. Profesyonel bir, yani yarı profesyonel bir iş olmuş olacak. Bu şekilde de bunu, o videoları da hani izleyebilirsiniz. Bir aksilik çıkmazsa bu işe salı günü başlayacağız. Çünkü lig maçları pazartesi son oynanacak, bitecek ki malumunuzdur hani bu noktada da. Ligdeki takım sayısı 21'e çıkarıldı, her hafta bir takım bay geçecek. Yani bunlarla da bahsedeceğiz. Neden bunların amaçlandığı, işte futbol endüstrisi de konuşulacak hani programlarımızda, içeriklerimizde. Her haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Ben elimden geldiğince maçların tamamını izlemeye de çalışacağım. İzleyemediklerimin özetlerini, geniş özetlerini veya maçın tamamını kaset yayınını ayarlayabilirsem Beyin Connect'ten. O şekilde hani onları da izleyeceğim. Yani notlar alacağım, yorum yapacağım, hani programda bunları söyleyeceğim. Umarım bunları da hani beğenirsiniz. Alta isteklerinizi, yorumlarınızı söylerseniz biz de hani bu noktada kendimizi bu şekilde hazırlarız. Şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Allah yine güzel. Kapanış yapıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.